birçok karakterin öldüğü, büyük savaşların verildiği, birçok cana kıyıldığı ve bazı baş karakterlerin öldüğü Phase 3'ü geride bıraktı. Peki Phase 4'te başımıza neler gelecek? Black Widow'la başlayalım. Black Widow'la başlayalım. Efendim Black Widow kimdir? Öncelikle bu Kara Dul. Bu ablamız bir S.H.I.E.L.D. ajanı ve çok filmde yancı olarak göründü. Phase 3'te kendi baş filmi olamadı, bir single filmi olamadı. Bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ben beklerdim açıkçası çünkü çok önemli görevler verildi film boyunca. Özellikle Avengers Endgame'de büyük bir rolü oldu. Orada öldü yani bir taşı alabilmek uğruna. Uçurumdan atıldı. Atıldı yani bayağı. Bir mücadele de verdi orada Hulk'la beraber. Üzücü bir andı bizim için ama olsun. Sonuç olarak kahramanlar da ölürü biz işledik Phase 3'te. Lakin Phase 3'te o kadının single movie'si gelmedi Black Widow'un. Phase 4'e sakladılar ve giriş filmi olarak bence güzel bir tercih. Black Widow'u da son kez anmış olacağız. Belki de paralel evren olaylarıyla biz tekrar Scarlett Johansson'u Marvel'da görebileceğiz. Ve Taskmaster karakterini göreceğiz bu filmde. Taskmaster bayıldığım bir karakter. Spider-Man'in baş düşmanlarından bir tanesi ve çizgi romanlarda, çizgi filmlerde izlemekten keyif aldığım çok zeki, çok güzel tuzaklar kurabilen, çok güzel bombalar patlatabilen bir adam. Bakalım burada ne gibi bir durumda işleyeceğiz ve Taskmaster başka filmlerde başka kahramanların başına bela olacak. Özellikle Spider-Man. Sokovia'dan çok çok uzaklara gidelim. Asya'ya, Shang-Chi'yle devam edelim. Shang-Chi ya Marvel'ın stratejik işler yaptığını artık biliyoruz hepimiz. Kevin Feige strateji konusunda çok iyi bir insan. Çünkü 10 yılda 23 film çekti ve 23 filmin tamamı birbiriyle bağlantılı. Ve Shang-Chi'da Asya pazarına, Asya kıtasına bir film sokmak için bence çok mantıklı bir hareket. Tebrikler Kevin Feige'yi. Yani Asya kıtasında çok fazla Marvel filmi ya da süper kahraman filmi olmuyor. Çünkü niye? Asya devleti bazen, yani daha doğrusu Çin, kendi sinemasında bu tarz filmlere, Hollywood filmlerine, Amerikan pazarından gelen filmlere çok fazla vakit ayırmıyor. Sebebi kendi yasaları, kendi yasakları. Ama Shang-Chi Çin'de geçen Asyalıları alakadar eden 10 tane yüzüğün olduğu güzel bir Asya efsanesi olacak. Ve bunu güzel işlerlerse bence Asya kıtasını da artık kendi pazarına dahil edecek. Ve birinci olan Avengers Endgame, IMDb'de ve işte box office'te en fazla gişeyi yapmış film olarak anılan Endgame, Marvel filmleri bu şekilde o listede tekrar kendini gösterebilir. Çünkü Çin biliyorsunuz ki çok fazla. Çok büyük bir soru işareti var. Eternals. Eternals, evet. Angelina Jolie'nin bile artık Marvel'da oynadığı. Biliyorsunuz ki büyük isimler Marvel filmlerine kariyerlerinin sonlarında belki olur diye bakıyorlar. Ama Angelina Jolie bence hala kariyerinin devam edebileceği bir yaşta ve güzellikte. Aynı zamanda performansı da dillere şayan bir performans. Bu kadın neden Marvel'a girdi? Büyük oyuncularla beraber de son film, mesela Phase 3'ün son filmi olan Spider-Man Far From Home'daki Jake Gyllenhaal'la beraber. Büyük isimlerin artık veya çok güzel bir filmografisi, sinematografisi olan insanların da Marvel filmlerinde oynadığını görüyoruz. Downey'i niye örnek vermiyorum? Çünkü Robert Downey ile başladı bu hikaye. Adam zaten çok güzel bir sinematografiye aitti. Eternals'a geri dönelim hemen Angelina Jolie'den. Bu filmde neyi göreceğiz? Kozmik varlıkların artık dünyaya musallat olduğunu değil de evrende bu kahramanların başına bir şeyler getirebileceklerini, evrende hangi türler olabileceklerini ve bence senin en sevdiğin karakterler olan Watcher türünü de bir şekilde işleyeceğiz. Biliyorsun ki sonsuzluk taşlarını en fazla görebildiğimiz, en fazla anlatılan film hem Avengers Infinity War'du hem de Doctor Strange'in ilk filminde sonsuzluk taşlarından, özellikle kendi kullandığı Agamotto'nun gözü yani zaman taşından dolayı sonsuzluk taşlarının hikayesini az buçuk bize gösterdiler. Ama Eternals'ta zaten bu türler, bu kozmik varlıklar evrenin oluşumundan beri var olan varlıklardan birkaçı olabilir. Bunları görebiliriz. Kendi hikayesine daha fazla değineceğim. Ve birçok kişinin beklediği Spider-Man 3. Spider-Man 3, evet. Biliyorsunuz ki üvey babası... En baştan başlamış değil mi? Biliyorsunuz ki vaftiz babası olan Iron Man aramızdan ayrıldı. Iron Man'i saygıyla anıyoruz. İkinci filmde... Vaftiz babası mı gerçekten? Hayır değil. Evet, trollere maruz kalan bir yönetmenimiz var.
Iron Man aramızdan ayrıldıktan sonra ikinci film olan Far From Home'da bir baba arayışına tekrardan giren Peter'ımız Jake Gyllenhaal'ın oynadığı Mysterio karakterine çok güvendi. Ama ne oldu? O da Tony Stark'ın düşmanı çıktı. Bu çocuk ilk filmde de Vulture'la kapıştı. O da Tony Stark'ın düşmanıydı. İkinci karakter de Tony Stark'ın düşmanı. Üçüncü filmde ne olacak? Yine bir kötü gelecek ve Tony Stark'ın düşmanı mı olacak? Bence artık Tony Stark Marvel Cinematic Universe'de çok fazla anılmayacak. Çünkü biz dışarıya açılıyoruz, evrene açılıyoruz ve bilemediğimiz bir sürü karakter gelecek. Peki paralel evrenden bir şeyler görecek miyiz? Kesinlikle göreceğiz. Zaten açıklanan kötüleri gördük. İki tane kötümüz var kesin olan. Biri Sony'nin yapmış olduğu The Amazing Spider-Man'deki Jamie Foxx Electro karakteriyle ve Sam Raimi'nin yaptığı Spider-Man üçlemesinde de bize Doktor Octopus'la müthiş bir seyir zevki sunan Spider-Man 2'de Doktor Octopus karakteri de tekrar Spider-Man 3'te göreceğimiz karakterler arasına girdi. Kesin oldu ve tabii ki Netflix'in yaptığı inanılmaz dizi olan Daredevil Spider-Man 3'te Matt Murdock, Charlie Cox'la Spider-Man 3'te geliyor. Doctor Strange. Doctor Strange en sevdiğim Phase 3 karakterlerinden bir tanesi. Phase 3'te ben Doctor Strange'i inanılmaz derecede bekledim ve çok güzel bir filme çıkış yaptı Phase 3'te. Yani bana göre efeksel anlamda çok çok iyiydi. Zaten adaylığı var. Ödül alamadı sadece. Tilda Swinton'ı çok sevdiğim için Tilda orada Ancient One karakterindeydi. Kadın kişi dediğimiz kişi. Avengers Endgame'de de tekrardan gördük. Hulk'la bir kapışması oldu ve o meşhur hareketini halkada yaptı. Doctor Strange inanılmaz iyiydi bana göre. Ben çok beğendim. Tabii ki de en beğendiğim film olmadı ama çok çok beğendim. Efektleri olsun, kozmik bir varlık olan Dormammu'yu görmemiz çok iyiydi ve artık Iron Man dışında biraz daha kibirli bir olmadı orası. Iron Man, what a man. Ben Rizalium, Iron Man. Iron Man dışında da bir kibirli karakterimiz, dahi ve milyoner bir karakterimizin daha olması bir kapışmaya, bir her zaman o ikisinin bir arada diyalog vermesini bekledik ve bence herkesin gönlünü kazandı Benedict Cumberbatch. Şimdi ikinci filmde ne olacak? Kozmik bir varlık daha göreceğiz. Tıpkı birinci filmde Dormammu'yu gördüğümüz gibi onu kendi filminden, yani Doctor Strange 2 Multiverse of Madness'ta daha fazla değineceğim. Ama benim için neden önemli? Wanda ve Vision dizisiyle alakalı olan açılan bütün paralel evrenleri, o filmde Doctor Strange'in bu paralel evrenlerle nasıl başa çıktığını, neler yaşayacağını, Phase 4'te en kilit filmlerden biri olacağına inanıyorum. Çünkü Wanda'nın açmış olduğu bu paralel evrenlerde büyük bir rol oynayacak Doctor Strange ve birçok karakterin başına gelebilecek şeyleri veya kurtulabileceği pozisyonları Doctor Strange belirleyecek. Hepsini göreceğiz. Thor 4. Love and Thunder. Love and... Aşk ve Şimşek. Aşk ve Yıldırım. Ya böyle isimler kullanmaları biraz stratejik geliyor bana. Çünkü Jane Foster'ı tekrardan Thor'da göreceğiz. İlk iki Thor filmi çok kötü de değildi. İkincisi çok kötüydü, kabul edelim. Birincisi Thor'u tanımak için belki iyiydi ama Jane Foster'ı orada işledik. Jane Foster'ın yanında asistan olan, yüksek lisansını yapan güzel bir karakterimiz vardı. Onu da dördüncü filmde tekrar göreceğiz. Ve bunun dışında ilk iki filmde olan Lady Sif. Gerçekten hayran olduğum karakterlerden bir tanesi daha. Ve Thor'un aslında çizgi romanlarda ilk aşkı, işte hep Sif'le ilişkisi olan, bir hoşlantı olan bir karakter aslında. Lady Sif'in burada ne yapacağı da çok önemli. Nasıl görüneceği de çok önemli. Yeni Asgard'ı göreceğiz. Yeni Thor'u göreceğiz. Kadın Thor olarak Jane Foster'ı göreceğiz ve Natalie Portman bunu oynayacak. Bakalım kadın Thor neler yapacak? Mjolnir'i mi kaldırarak kadın Thor olacak? Ya da Thor'un güçlerine nasıl sahip olacak? Bence bunları işleyeceğiz. Ve tabii ki her filmde olduğu gibi bir kötü karakter olacak. Bu Loki mi olacak? Hepsini göreceğiz. İlk defa bir ölen bir oyuncunun filmi çekildi ve bu da Black Panther 2. Gerçek hayatta ölen. Evet. Chadwick Boseman saygıyla anıyoruz diyelim. Bu gerçekten üzücü bir olay. Çünkü Black Panther biliyorsun ki Marvel'da Oscar alan bir film. En iyi müzik dalında. Gerçekten çok çok iyi bir filmdi bana göre de. Ve Wakanda'yı anlatması büyük bir teknolojinin doğması demek. Yani artık Stark endüstrisinin bile yetişemediği bir teknolojiye sahip olan bir Wakanda izleyip Afrika'da gizli kalmış, korunaklı bir bölgeyi... Efendim? İyi teknoloji. İyi teknolojiyi gördük ki biliyorsunuz ki Stark ve Bruce Banner'ın zekasının üzerinde orada sevgili Black Panther'ın kardeşi olan bir karakterimiz var ve çok çok zeki bir kız. Karakterin adını niye unutuyorum ben ya? Bir bakabilir miyiz kızın adına? Bilmiyorum. Çok karakter var. Kurguda katacağım buraları. Bilmiyorum.
insanlara yanlış değil. Aa, Shuri, tamam. Shuri karakteri. İnanılmaz büyük bir zekaya sahip, inanılmaz büyük bir hıza sahip ve tabii ki Vision'la uğraşmasını Infinity War'da çok gördük. Büyük bir teknolojiye ve zekaya sahip kız. Onun ileride çok büyük işler yapacağını Black Panther 2'de göreceğiz ve Black Panther'ın ilk kötüsü, birinci filmdeki kötü karakterimiz yeni Black Panther olma adayı. Peki Chadwick'siz bir Black Panther izlenir mi? Evet, üzücü ama bence tekrardan izlenilebilir. Zaten Marvel'ın ana karakter ve düşman karakterle alakalı bir stratejisi var. Bunu da ilerleyen videolarda sizinle konuşacağız. Captain Marvel 2, evet. Phase 3'te en güçlü karakter olarak hayatımıza nüfuz etti bir anda. Kozmik bir gücü var. Thanos'un yumruklarına, sonsuzluk taşlarına karşı durabilen bir karakter. Çok özel bir gücü var. Aslında çizgi romanlarda çok çok daha güçlü bir karakter ama Marvel Cinematic Universe'de karakterlerin gücünü kısıtlamak zorunda oldukları için gücünü kısıtladıkları da bir karakter. Çünkü ondan da daha güçlü kozmik varlıklar olduğunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda ve çok rahat baş edebilseydi çok fazla bir izlenilirliği olmazdı. Bu da sinemayla alakalı, senaryolarla alakalı bir durum. Haklı olarak bu şekilde yazıyorlar. Buna karşı çıktığınızı da biliyorum. Özellikle çizgi roman okuyan tayfa. Ama bence doğru olanı yapıyor Kevin Feige. Captain Marvel 2'de neyi görebiliriz? Belki de Nick Fury ile olan bağlantısı, Skrull'larla olan bağlantısının, biliyorsunuz ki Captain Marvel'ın asıl derdi Skrull'larla her zaman. Bu çizgi romanlarda da böyleydi. Ve bununla alakalı da bir dizimiz var. Onda dizilerin olduğu videoda bahsedeceğiz. Şu ana kadar en az bilgi verilen filmlerden bir tanesi. Wasp zaten Ant-Man'le tekrardan birleşti. Wasp'ın annesi de işin içine girdi. Yani büyük bir Ant-Man ailesi var ve bunlar kuantum boyutuna girip çıkabiliyorlar artık. Bu teknolojiye eriştiler. Kuantum boyutu biliyorsunuz ki Endgame'de en çok işimize yarayan şey oldu. Ve bunun daha ileri versiyonlarında hem Wanda'nın hem Doctor Strange'in açtığı paralel evrenlerle büyük bir alakası olacak kuantum boyutunun. Belki yine kuantum boyutu kullanılarak o paralel evrenlere de artık, yani zamanda değil de paralel evrenler arasında bir geçiş yapabilecekler. Kuantum boyutu bu yüzden önemli. Ant-Man karakteri bu yüzden bu phase'de yine önemli karakterler arasında. Galaksinin koruyucuları 3. En çok eğlenebileceğimiz filmlerden bir tanesi olacak bu. Neden? Çünkü Groot'a özel bir dizi yapılıyor ve Special Holiday dizisi geliyor. Bunlar mini diziler olacak ama Galaksinin Koruyucuları her zaman o karakterlerin hem gelişimi hem de karakter yapısı olarak birbirlerinden farklı olması bize büyük bir eğlence sundu. Sanırım ki en sevilen karakter Rocket Raccoon herkes tarafından. Kemal'e selam. Buradan streamer Kemal'e de selam çakmış olalım. Onun dışında ben Drax karakterini çok fazla seviyorum. Biliyorsunuz ki Amerikan güreşçisi Batista oynuyor Drax karakterine. İnanılmaz güzel bir makyaj var o filmde. Çünkü Gamora'nın yeşil olması, Drax'ın gri bir varlık olması ve dokusu üzere çok güzel bir makyaj kullanılıyor. Bunun dışında Peter Quill ile Infinity War'da çok fazla kızan bir tayfa oldu. Ve şu an Gamora, eski Gamora yani 2012 Gamora ve Nebula ile hala katil rolündeler. Ve Peter Quill'i tanımıyor, o ekibi tanımıyor. Bu ekibin kaynaşması ve en önemlisi Thor'un artık Galaksinin Koruyucularında büyük bir rol oynaması, tekrardan onların filminde olması açıklandı. Thor'la bu ekip çok komik bir ekip olacak ve yine uzayda inanılmaz güzel maceralar yaşayacaklarına eminim. Yine kendi videolarında bunları açıklayacağız. Açıklanmayan ama geleceği söylenen Blade. Blade açıklandı aslında. Kevin Feige bunu açıkladı. Marshall Ali oynayacak Blade'i. Marshall Ali yine Netflix'in Luke Cage dizisinde yer aldı. Kötü bir karakter olarak. Bunların hepsine, Netflix'teki dizilere de değineceğiz. Ama Blade bir vampir hikayesi. Evrenle alakalı nasıl bir bütünlüğü olacak bilmiyorum. Bana göre paralel evrenlerden gelen bir karakter olacak. Diğerleriyle büyük bir bağlantısı olacak mı? Bence olmaz. Fantastik dörtlü. Fantastic Dörtlü çok büyük önem kazanıyor çünkü Marvel şirketsel durumlarından dolayı bazı karakterleri satmak zorunda kaldı önceki yıllarda. İflasın eşiğine geldi ve o karakter haklarını başka şirketlere devretti. Fantastic Four'u geri aldı Fox'tan. Biliyorsunuz ki Disney Fox'u da satın aldı ama Fox'u satın almasaydı bile yaptığı film çok kötüydü ve anlaşmalarına göre bir filmi kötü yaparsa yine de hakları Marvel'a tekrardan geri geçecekti. Fantastic Dörtlü benim için çok önemli çünkü Fox'un çekmiş olduğu ilk iki film çok iyi olmasa da bence başarılı bir kasta sahipti. Sadece çektikleri son film çok kötüydü. Konudan bağımsızdı. Karakterler çok kötü işlenmişti. Çok genç işlenmişlerdi ve kendi aralarında bir savaş içerisindelerdi. Aslında Reed Richards karakteri Marvel evrenindeki en zeki karakterler arasında ve umarım güzel bir kasla, güzel bir bağlantıyla Fantastic Dörtlüğü yine paralel evrenlerden dolayı, X-Men'in de tıpkı bu paralel evrenlerden dolayı gireceği şekilde göreceğiz. X-Men demişken X-Men de aramıza katılacak. Deadpool da aramıza katılacak. Ama filmleri ne zaman gelecek?
geleceği, bu Pace'de olacağı açıklanmadı. Muhtemelen Pace 5'te gelecekler. Şimdilik filmler bu kadar. Başka film yok değil mi Ferhat? Çok küçük benim bir sorum var. Tabii. Paralel evrenler sayesinde Chris Evans Fantastic Four'de olabilir mi? Yani Fox'un yaptığı Fantastic Dörtlü filmi yanılmazsam 2004 olması lazım. Çok emin değilim arkadaşlar. Orada Chris Evans John Storm rolündeydi. Ateş Adam rolündeydi. Ve o filmden sonra başka süper kahraman oynamak istemediğini açıklamıştı. Ta ki Robert Downey Jr. Marvel için onu Kaptan Amerika'ya getirene kadar. Robert Downey getirdikten sonra bayağı güzel bir rol. Ve bence Marvel'ın yapmış olduğu en iyi üçleme Kaptan Amerika üçlemesiydi. Özellikle Winter Soldier çok çok iyiydi. Yine Chris Evans paralel evrenlerden dolayı Fantastic Four'da oynar mı? Bence oynamaz. Yeni bir kas olacak. Ama umarım ilk Reed Richards ve Jessica Alba'nın işte görünmez kalanın oynamasını çok çok isterim. O karakterler çok iyiydi. Umarım bu şekilde olur. Bitirdik. Evet, filmlerimiz bitti. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen bize yorum atın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bunları söylemek zorundaymışım. Ben de çok fazla aşina değilim. Bunları söyleme taraftarı da değilim ama. Bildirimleri açın. Bildirimleri de açın diyor. Evet. Aynı zamanda sosyal medya danışmanıyım burada. Evet. Bitti. Hoşça kalın.